Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES Fuarı bu yıl 6-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde basın mensupları için düzenlenen Unveiled etkinliğinde dikkat çeken yeni girişim ve ürünler sergilendi. Ağırlıklı olarak nesnelerin interneti kavramının gelişmiş ürün ya da çözümlerini sergilendiği Unveiled etkinliğinde gündelik cihazların teknoloji yardımıyla akıllanması gündemdeydi. Bu ürünler arasında akıllı duş başlığından taşınabilir çeviri cihazına, akıllı diş fırçasından bahçe sulama sistemlerine kadar birçok ilginç ürün ve çözümün tanıtımı yapıldı. Son yıllarda çok fazla konuşulan bir kavram olan nesnelerin interneti konusunun hayatımıza daha fazla entegre edildiği ürünlerin yanı sıra akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilen robotlar, sanal gerçeklik teknolojileri, 3 boyutlu yazıcılar ve hatta akıllı ayakkabı gibi farklı çözüm ve ürünler de Unveiled etkinliği kapsamında basın mensuplarına gösterildi. Sporla ilgili birçok giyilebilir teknolojinin duyurulduğu etkinlikte saç ektirmeye gerek kalmadan saç çıkartabilen yeni bir teknoloji de tanıtıldı. Etkinliğin ilginç ürünlerinden biri ise LG'nin geçen sene tanıttığı Styler adını verdiği ürün oldu. Halen satışta olan ürün buzdolabı büyüklüğünde ve kuru temizleme işlevi görüyor. Buhar yardımıyla temizlik yapan cihaz aynı zamanda pantolon ya da ceket gibi kıyafetlerin de kırışıklıkları gidererek ütüye yardımcı olmasını sağlıyor. Lenovo'nun duyurduğu 27 inç ekranlı dev tablet bilgisayar çözümü ise büyük ekranlı taşınabilir cihaz isteyenlere hitap eden bir ürün oldu. Dokunmatik ekranlı olan bu cihaz biraz ağır olsa da taşınabilir olma özelliğine sahip. Tabletin dev ekranında film veya video izlemenin keyfi de oldukça güzeldi. Ayrıca cihazın sahip olduğu teknik özellikler de belirli oranlarda oyun oynama imkanı sunabilmekte. CES 2016'nın Unveiled etkinliğinde bu tarz ürünler gösterildi. İlerleyen günlerde mobil teknolojileri, dronları, elektrikli araçları ve giyilebilir teknolojileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bizden şimdilik bu kadar.